Arkadaşlar yakıcı bakışlarımızdan, o yakıcı bakışlardan inanılmaz biri var yanımızda. İlk kez birini konuk aldık biliyorsunuz bu programa. Daha önce hep konuksuz çektik bugüne kadar. Hep Algı'yla da aramızda konuşuyorduk. Ulan acaba ilk konuk kim gelecek diye. İnanılmaz bir isim geldi. Arkadaşlar yanımızda tabii ki Datça Büyükşehir Belediye Başkanımız. Datça Belediye Başkanı. Büyükşehir değil. Büyükşehir Başkanı. Ben Büyükşehir'i verdim. Osman Başkan alınır. Alınır mı? Tabii olur mu? Öyle mi? Acaba adaylık mesajı mı gönderirler? Zeynep. Osman Başkan artık senin de koltuğu devretmenin zamanı geldi. Her şeyin bir şeyi vardı. Gençlerin önünü açacaksın Osman Başkan. Datça Belediye Başkanımız Gürsel Uçar yanımızda. Başkanım hoş geldiniz ya. İnanılmaz mutluyuz sizi vallahi burada ağırladığınız için. Ben değil, sizler hoş geldiniz. Doğru söylüyorsunuz. Ben Datçalıyım zaten. Doğru söylüyorsunuz. Algı da Datçalı ama. Ben hoş geldim. Yarı Datçalı sayılır. Ben hoş geldim. Evet. Öncelikle çok mutluyuz. Yani aynen, sizi burada ağırladığımız için. Bizim için çok büyük bir şey. Çünkü niye? Hem Algı'nın Datça ile olan gönül bağı, yani zaten buranın fahri ve hemşerisi olması. Evet. Hem de sizin, yani hem bütün o personanız, sosyal medya yönetimini, liderliğini yapıyor olmanız, bütün bu belediye ve halk arasındaki iletişimin çok daha hafif ve çok daha gerçek bir yerden ilk başlatan belediye olmanızın ötürü de biz bayılıyoruz zaten. Bayılıyoruz. Twitter'da ayrı, Instagram'da ayrı bayılıyoruz size. O yüzden de burada olmanızdan dolayı çok mutluyuz. Ve ayrıca biz telefon açtık, evet, ve büyük bir heyecanla, evet, kabul edeceğinizi de hiç beklemiyorduk. Evet. Bir şeyimizle kırmadınız, geldiniz. Gerçekten öyle. Gerçekten çok mutluyuz yani. Arkadaşlar yanlış anlamayın, 10,5 saat. Bakın çok, başkanımız yarın sabah, doğru muyum başkanım? 8.30'da bak dükkan açılacak. Yarın cumartesi. Aa, yarın cumartesi. Yarın dükkan kapalı. Arkadaşlar belediyeyi zorlamayın, bakın yarın cumartesi, yarın kapalı. Yarın kapalı. Peki başkanım, ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Buyurun. Hiç sizin gibi bürokratlara alışkın değiliz yani. Ben bürokrat değilim ki. Olsun, bir anlamda öyle, siyasetçisiniz. Belediye başkanıyım ya. Ama gene de bir partili belediye başkanısınız. Zaten partiden seçiliyor. Aynen öyle. Yani, bu da size siyasetçi yapar. Yani. Evet. Dolayısıyla hiç alışkın olmadığımız bir siyasetçi türü aslında. Bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Yani biz hep böyle daha devlet baba ve hani halkla arasına çok mesafe koyan ve hani çok daha gergin ve disiplinli bir ilişki yürüten erk sisteme alışkın olduğumuz için şimdi sizi böyle... Siz kraldan bahsediyorsunuz. Biz kraldan bahsediyoruz, evet. Ama biz krallara alıştığımız için. Şimdi sizi böyle görünce çok heyecanlandık. Öncelikle sizin bunu, yani nasıl bir strateji ve nasıl bir... ya politik hayatınızın başında nasıl oldu bu işte? Siz en sonunda böyle gençlerle, 18 yaşındaki biri bile Datça Belediyesi'ni tanıyor mesela. Ben siyasete başladığım zamankiyle bugünkünün arasında ne kadar fark var derse hiç fark yok. Aynen, güzel. Tamam. Çok acı ama doğru. Yani o günde siyasette başarılı olmak istiyorsan insan sevgisi mutlaka sende olması gerekiyor. Eğer insanları sevmiyorsan senin siyasette başarılı olma şansın yok. Bir, insanları seveceksin. İki, karpuzdan, kavundan, hıyarla, turşuyla, köfteyle uğraşmayacaksın. Kültüre, sanata önem vereceksin. Bir de yani siyasetçi alçak gönüllü olması gerekiyor. Kesinlikle. İnsanları sevmesi gerekiyor. Yani onu söylemiyorum. Başkan dediğin her şeyi bilmez. Bilene danışır, paylaşır. Tabii ki. Tamam. Bilmediğini kabul eder her şeyden önce. Yani, ve aynen öyle. Bir insan her şeyi bilemez yani, çünkü öyle değil mi? Onun için eğer burada ben çalışan personelime güvenmek zorundayım. Onu motive etmek zorundayım. Datça'nın adı kendisinden şu anda çok çok büyük. Gerçekten evet, öyle. Gerçekten öyle. Çok çok büyük. Tamam. Gerçekten öyle. Yani bakıyoruz ki hiç farkında olmadan ben bile sokağa çıkıp cumartesi pazar günleri mahallelere dolaşırken bu bina burada ne zaman yapılmış diyorum. Tamam mı? Yani hızlı büyüyor. Hızlı bir talep var yani. Benim Datça'da başkanım en fark ettiğim şeylerden bir tanesi, zaten sloganınız da o, ama acelelisi yok kimsenin. Acelem varsa ne işim var Datça'da diyorlar. O yüzden şehirden gelen benim gibi insanların buranın temposuna uyum sağlaması zaten epey birkaç zaman sürüyor. Ve çok mutlu insanlar görüyorum Datça'da. Birçok yerde görmediğim kadar. Yani yaşam süresi de insanların epey uzun diye biliyorum. Çünkü stressiz, sağlıklı bir hayat, evet, sağlıklı bir hava, yok, sağlıklı besin. Aynen öyle. Yani o şeyden kaynaklı. Yani oksijenin zenginliği var ya. Evet. İnsan vücudunda bana göre, bu benim tespitlerim, belki de yanılabilirim ama insan vücudunda sevgi oluşturuyor. Diyelim ki Pamukkale'de. Gidin bir restoranda iki çift otursun, bir balıkla bir düple rakı içsin. Yani o bir düple rakıyla bir balık onun yüreğinde sevgi, bedeninde sağlık oluşturuyor. Gerçekten tamam, çok doğru. Bravo başkanım. Hakikaten bravo. Vallahi yani, öyle. Vallahi öyle. Şimdi, doğru. Şimdi o oksijenin bolluğuyla var ya, çiftlerin birbirine karşı ilk sözü ne oluyor biliyor musunuz? O bir düple rakıyı daha yara etmeden, aşkım seni çok seviyorum. Hayır. Tamam. Ya var. Bunu var ya, bunu İstanbul'un, bakın İstanbul'un, Ankara'nın en güzel, en güzel başkanım, 15 dakika sonra kavga gürültüyle tamam kalkıyoruz. Onunla. Aşkım seni çok seviyorum diye, tamam mı? Çiftlerin birbirine söylemi olamaz. Ya tamam, evet, tamam, o kadar doğru. Tamam. Başkanım sizi çok seviyoruz. Gerçekten öyle. Ben de sizleri. Peki bir şey sormak istiyorum size. Bizim de bu haftaki konumuz tam. Bundan, ona da denk geldi. Evet, aynen. Bizim bu haftaki konumuz, az önce size programdan önce bahsettim ya, her bölümde bir tema üzerinden gidiyoruz diye. Tesadüf bu haftanın teması utanç arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyelim. Başkanımız geldi goy goyun eğlencesine. Konuyu söylemeyi unuttuk. Bu haftanın konusu utanç. Şimdi başkanıma tabii iki tane soru soracağız. Bir tanesi sizin kendi şahsi durumunuz, yani şahsi bir soru olacak, bunun belediyeyle ilgisi yok. Bu bayağı Gürsel Başkan'a sorduğumuz biraz zor ama. Bakayım. Aslında sizin az önce söylediğiniz, yani doğaya saygısızlık ve bütün bu, hani tüm bu güzelliğin kıymetini bilemeyen insanlar adına ben yani utanç onu, evet, aslında utanç aynen duymaları lazım. Yani utanmaları lazım. Çevresinde sana bana bakacak ve bir dakika ya yanlış bir şey yapıyorum diyecek ve utanma mekanizması devreye girdiği zaman ancak bazı şeyler değişiyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Sizin hayatınızda hiç ortaokul olur, lise olur, okul hayatınız, evlilik hayatınız, arkadaşlarınız sonsuz bir varyasyonun içinde. Bugüne kadar en utandığınız anı hatırlıyor musunuz? Sadece liseyi 19 yaşında bitirdim. Birisi söyledi bana, daha lise demesin sen de. İşte yani. Ve utanmış mıydınız gerçekten? O an utanmış mıydınız? Ya, ulan ben hala lisede miyim hakikaten ya diye. Şimdi tabii benimle ortaokula başlayan arkadaşlar üniversiteye başladı. Biz daha hala birisi söyledi bana, tamam mı? Sen daha hala lisedemesin diye. Tamam. Başkanım gerçekten damat Ferit çıktınız ya babam sırtındaki. O zaman utanmıştım ya, dedim birazdan yüzüm kızardı. Biraz da çalışmamız gerekiyor. Derse karşı biraz da ilgimiz artmalı diye düşünmüştüm ya, tamam. Çok benim de kendimi utandıracak bir şey yapmadım. Baktım benim şimdi yani eşimden elini tutarken baktım elini vermeyecek. Ben onu bilmeliyim yani, tamam mı? Neyi? Yani elini tutabilecek miyim, tutamayacak mıyım? Tamam mı? Acaba verir mi vermez mi? Artık onu da diyorsunuz. Hissetmeliyim yani. Bir şekilde onu da diyorsunuz. Yani. Başkanım size helal olsun vallahi. Gerçekten öyle. Karşı cinsten anladığınız çok belli. Mahcup olacağım, tamam mı? O benim elimi tutsun. Bir şey söyleyeceğim başkanım. Sizi burada bir arkadaşımız var karşınızdaki. Sizi kime benzetiyor biliyorsunuz, yayından önce söyledi. Uruguay eski devlet başkanına, sosyalist olan. Gerçekten şöyle bir bakınca hakikaten benziyorsunuz başkanım. Hiç kendinizi yakın bulduğunuz oldu mu? Size daha önce söyleyen oldu mu? Yani yüzümün veya fiziki görünüşümün benzerliği beni çok mutlu etmiyor ama düşünce olarak da tamam benzettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öyle. Tamam. Ama biz başkanım, zaten öyle benzettik. O da sizin gibi yakışıklıymış ya, gençliğiniz. Tamam. Aşk olsun. Bu arada şeyi de eklemek istiyorum ben. Biz fiziki olarak demiyoruz zaten. Evet. Sizin yani, duruşunuz olarak. Sosyalist duruşunuz olarak. Sosyalist duruşunuz olarak. Bir de mütevazi yaşıyorsunuz onun gibi. O konuda değerlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah aynen kaderinizi benzetsin Gürsel Başkanım. Yani. Osman Bey'i de unutmayalım. Yani, Osman Bey buradan selam. Uruguay Devlet Başkanı da kaderi bana benzesin inşallah. Tamam. Evet yani, değil mi? Yani ben de güzel bir coğrafyada yaşıyorum. Burada mesajım olsun. Hala 60'ına 70'ine girip de, tamam mı? Ben daha hala tamam siyasetin şeyinde bulunmak isteyen arkadaşlarım, tamam mı? Terzi bile terzi kendisinden sonra pantolon dikecek. Başka bir terziye ihtiyacı var. Bir çırak yetiştiriyor. Tabii. Berber bile kendisinden sonra ustura tutacak, insanın sakalını tıraş edecek bir çırak yetiştiriyor. Mesele insan yetiştiriyor. Siyasetçi dahi. Tabii ki. Kendisinden sonra Tamam mı? Mutlaka ondan daha iyi yapacak. Bu belediye başkanı benden, senden daha iyiydi dedirteceğim bir adayı oraya yetiştirmek zorundayım. Kesinlikle. Umarım da yetiştirirsiniz. Tamam. Yani bence zaten yetiştiriyorsunuz. Genç olmalı. Genç. İnşallah selefiniz de sizi ağlatmaz diye. Yani. Ay, yolunuz açık olsun başkanım. Çok teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. Gerçekten öyle. Arkadaşlar ne diyorsunuz ama Gürsel Başkan'a? Mükemmel bir insan. Bir de Osman'a çok selamımız var. Sosyal medyasını yöneten olağanüstü biri. Osman Akın. Tüm o kahkahalarla güldüğümüz Datça Belediyesi'nin tüm o tweetlerini ve Instagram postlarını atan kişi. Selamlar. Evet, inşallah bir dahaki programda Osman'ı da ağırlayacağız tabii ki. Bugün bizden kaçtı başkanım ama. Kaçmaz. Kaçmaz değil mi? Tamam peki. Onun özgüveni benden daha fazla. Estağfurullah. Peki çok teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Tamam. Çok mutlu olduk. Evet arkadaşlar, programa devam ediyoruz. Başkanımızı uğurladık. Ne kadar güzeldi ya. Ya Yakıcı Bakış'ın ilk konuğuna bakar mısın ya? Datça Belediye Başkanı. Başka bir şey istesek olur herhalde. Gerçekten yani, inanılmaz. Hem öyle, ben bir de şey oldum böyle. Heyecanlandın değil mi? Abi, ben de bir gerildim. Bir gerildim ama bir de adam ne kadar rahat, ona rağmen gerildik. Aynen öyle. Şey bir de hani nasıl şimdi. Ulan hani, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim falan. İşte ama böyle nasıl diyeyim, öğretilen o ya. Evet tabii ki. Ama bürokrasi karşısında önünü ilikle. Aslında değil işte mi? Aslında bu. Evet, yani tabii ki, aslında tabii ki. Olması gereken de bu. Begümler bizi apartlarında ağırladıkları yetmiyor gibi bir de başkanımızı sağ olsun bize vesile oldular. Evet, o yüzden Begüm'e ve annesine de buradan teşekkür ettikten sonra. Sergül ablaya da. Şimdi Algım, bizim bu haftaki konumuz utanç. Garip de bir konu değil mi? Ya evet. Hem eğlenceli hem biraz da yani bir çıtta böyle bir dramatik bir tarafı da var. Bir travmatik tarafları da var utancın. Bir de aylar sonra kardeşim sonunda be. Sonunda ya. Gel şöyle bir sarılalım canım kardeşim. Sarılabiliyor muyuz? Sarılıyoruz. Ayıp ediyorsun gel. Ay gerçekten arkadaşlar şu günleri gördük be. Ya, evet. Ulan ya. Seni yendik be Covid ne alaka falan diye sonra Eylül ikinci dalga. İkinci dalgada gene evlere kapanacağız çünkü. Peki utanç yani... Anılcığımız yine bize harika içerikler çalışmış. Anlık olabilir. Ömre yayılabilen utanç duygusu olabilir. Of. O zaten en korkuncu. Felaket. Herkesi evet. Allah esirgesin. Etik, ahlaki açıdan yanlış ya da kusurlu olduğu düşüncesiyle o durumdan ya da kendinden kaçma isteği aslında. Hı hı. Yani kendine yabancılaşma da var onun içinde. Aslında bir varoluş savaşı var ve yani kendini var edememek var. Bir türlü kendim ve gerçek olamaman var, samimi olamaman var. Yani korkunç. Var da var. Nereden baksan öyle. Öz utançla başlayan hadise nereden baksan çok travmatik, öyle değil mi? Çok. Ve yani bütün de hayatını etkileyen. Çok. Bütün ömre yayılan bir durum yani. Aslında bütün dış dünyayla ilişkini bayağı. Belki de oradan değil mi? Her şey o etkiliyor yani. Her şeyden yani. Doğru söylüyorsun. Peki aslında şöyle başlayalım mı? Neyin ne olduğunu... İlk ailede öğreniyoruz. Evet. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Neyin utanç verici ya da neyin olmadığını. Aslında bize o öz utancı veren yine her zaman olduğu gibi bizim beş para etmeyen ailemiz. Senle ikimizin hiçbir şeye yaramayan aileleri. Bitmeyen travma sebebi. Arkadaşlar biz bu ailelerden ne zaman kurtulacağız ya. Ya Allah'ını seven bize bir terapist atsın ya. Geçen biri şeye koymuş, Instagram'a gördüm. Şey yapmışlar, böyle yola yapılıyor ya. Bir şey döküyorlar da Zeynep söyle adını. Ne, asfalt? Kireç mi döküyorlar? Ondan sonra da hani yazmış ki o kireç böyle dökülmüş. En son kireci döken usta böyle sıfırlıyor orayı, tamam mı? Yazmış ki üstüne my therapist. Ondan sonra bir tane kedi kirecin üstünden geçmiş böyle, tamam mı? My family. O kadar doğru ki. O kadar doğruydu ki. Arkadaşlar yani, işte arkadaşlar aslında... 50.000 lira bayılıyorsunuz. Bir travmayı 50.000 lira. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Aile travmalarınızın her şeyin çözümü var. Yeter ki yılda 250.000 lirayı cebinize koyun. Yoksa her şeyin çözümü var. Mini aile travmaları 50.000'den başlıyor. Yükseğe doğru 250'ye gidiyoruz. Yani cinsel kimliklerimiz olsun, yaptığımız meslekler olsun, kurduğumuz ilişkiler olsun. Her şeyle ilgili kendimizi bulmamız, özellikle Türkiye gibi bir toplumda ve biz senle ikimizin aile yapısı gibi ailelerde o öz utanç duygusunu yenmek, onun üzerine bir şey yapmaya çalışmak falan inanılmaz zor hadiseler. Ama şimdi senle başlayalım çünkü şey, oyunculuk zaten başlı başına kendine her şeyinle sahne önüne attığın için. Şimdi sen ilk başta o öz utanç duygusuyla nasıl baş ettin mesela? O bayağı benim de merak ettiğim bir konu oyuncularla ilgili. Oyunculuk aslında kendini rezil edebilmeyi göze alma sanatı. Müthiş, müthiş. Bir şeyi var ya. Müthiş tanım. Zaten onu olduğun zaman. Müthiş tanım. Şunu söyleyeyim sana, benim kendi adıma yaşadığım şey, ben çok uzun yıllar yüzdüm. Yüzme sporu yani. 12 sene ben milli takımda yüzmüş biriyim. Lan? Evet, evet. İstanbul Yüzme Büyük İhtisas Kulübü'nde İİK'te başladım. Şimdi bunu daha önce bana söyledin mi yoksa ben gene idiotluğumdan mı hatırlamıyorum? Söylemedim galiba. Ya. Çok bahsettiğim bir şey değil. Çok severek yapmadım sporu. Annem çok zorladı beni. Tabii ki benim ben piyano derslerim gibi. Evet, benim de piyano dersine gidersin. Benim o çocuklardanım ben. Yani her şeyi yaptırılan tabii çocuklar var ya. Şey de yapsın, işte spor da yapsın, bale de yapsın, onu yapsın, piyano da çalsın, piyanosunu da çalsın. Hiçbirinde bakılmıyor. Ama mesela yani hangisini istiyor onu sormuyoruz. Olur mu? Evet. Aynen ben o çocuğum. Gerçekten. Yani ne istediği sorulmayan, direkt dayatılan çocuğu ve hani şey, keşke sorsa bari, onun da döktüğü para işe yarayacak. Yani piyanoya başladım, 8 sene yeteneksizim. Ben de. Yani anladın mı? Hani öğret nereye kadar, en ufak bir zevk almıyorum. Bu kadın sürekli para ödüyor piyano hocalarına. Bir sorsaydınız ki kızım sen ne yapmak istiyorsun bari, hani onu şey, kafam karıştı. Bu mesela sorulmamış olması çok enteresan. Bana da hiç sorulmadı. Bana da annem zorla piyano dersi aldırırdı. Biz mesela aradan 8 ay geçti, ben hala şu aşamadayım bak. Aa, ses veriyorsun ya. Ben de öyle canım. O kulakta, o derece. Kulakta yok. Yani artık 8 ay geçti, ben hala la veriyorum orada. La. Şey, bir tane şey öğrendim. O da Beyer. Beyer'i hatırlar mısın? Beyer'in ilk 2 sıfa onu bir çalabiliyorum. Na 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 na. Bu. Bu kadar, ben buraya kadar. Onda da en ufak bir ruh yok yani. Banke sıfır. Tuş ezberledim, tuş. Onu da mesela şey değil, hani bilerek çalmıyorum. Tuşların yerini ezberledim. O ne biliyor musun? O şu. Akrabalar gelince Algı son çaldığım parçayı çalsana dayınlara. O yani hayatımda en nefret ettiğim şey ya. Dayıma annem bir gün dedi ki, bak hiç unutmuyorum, bana yiyor buradan. Dayına son öğrendiğim parçayı çalsana, son öğrendiğim parçayı çalsana. Hadi dayına son öğrendiğim parçayı çalsana. En son böyle yaptım dayıma. Dayı ben işte parça öğrendim sana işte çaldım. Ya benim kafam şişti dedi. Bütün gün dedi. Çalıştım dedi. Sonra çal dedi. Sonra çal. Sonra çal. Biz niye ailece oturup benim piyano çal? Fazla saymayayım kardeş, ben bir ya. Bir de mesela siz 18. yüzyılda bir kesin mısınız? Beyiz yani, anladın mı? Fazla say olsam 6 yaşında belli oluyor zaten yani ne oldu. Gerçekten inanılmaz. Ve bu arada benim piyano dersi aldığım hocanın kız kardeşi de salonda tiyatro dersi veriyordu. Tiyatroya giriş. Güzel. Abi kaçıp kızın derslerine gidiyorum mesela. Annem inanılmaz sinirleniyor. Annem tutuyor piyano hocasını atıyor. Ben kaçıyorum kızın tiyatro derslerine. Mesela şeye de uyanılmamış. Mesela değil mi? Kanki bu kız bunu sevmiyor. Belli ki bunu seviyor. Bunu seviyor. O yoktu işte. İnanılmaz. Ya. Peki ben mesela oyuncular hep soruyor ya. Ay nasıl ezberliyorsunuz falan gibi. Mesela benim hep sormak istediğim şeydi. Nasıl utanmıyorsunuz yani? Çok acayip bir şey çünkü. Ya, acayip çıplaksın lan. Ötesi yok yani. Arada, bir rol kesiyorsun. Bir şekilde de utanç verici bir durum aslında. Yani. Sana şunu söylemek istiyordum değil mi? Ben yüzerken yüzmenin gerektirdiği şey çırılçıplaktık. Yani hepimiz sürekli antrenmandayız. Tabii. Birbirimizin yanında giyiniyoruz, soyunuyoruz. Bir çeşit oyunculukta da böyle. Bütün genç kızlığına yayılan, özellikle sana dayatılan bir durumla karşı karşıya geliyorsun ama oyuncu için oyuncunun utanmaması diye bir durum yok. Oyuncu utanıyor. Ben de utanıyorum. Hala daha öncesinde ve sonrasında. Hala daha utanıyorum. Ama herhalde mesela ortasında utanmazsın çünkü o aklına gelemez herhalde o anda. Zaten o an iyi bir şey yapmıyorsun demektir. Yani sahnenin ortasında onu düşünemezsin. Evet, onu yani düşüne. Ama mesela oynamaya utandığım ya da oynayamayacağımı düşündüğüm şeyler oldu. Oynadım. Bir de kendinden emin olmakla da alakalı işte. Orada da gene işte özgüven de bir çıt devreye giriyor. Evet. İyi olduğunu hissediyorsun aslında içinde bir yerde. Ama kötü İyi olduğunu hissedersen kötü olduğunu hissediyorsun. O çok kötü. Azap. O azap çok büyük ötesi. Utanç kaynağı. Ben bunu oynuyorum şu an. Çok kötüyüm farkındayım. Çok kötü. Evet. Şimdi o zaman ilk maddeyle başlayalım. Başarısızlık. Yani aslında şunu fark ediyorsun. Genelde bizim gibi toplumlarda çok fazla başarısızlığın utancı yaşanıyor. Çünkü küçük yaşta ebeveynler ve eğitim sistemi seni zaten sürekli bir yarış gibi görüyor ve şey gibi yani bir şey oldurmaya çalışıyor seni. Halbuki medeni ülkelerde öyle bir şey yok abi. Yani çok küçük yaşlarda çocuklara her konuda eğitim sistemi seninle daha önce konuşmuştuk. Muazzam ilerliyor. Biz yani dolayısıyla o zaman başarısızlıktan utanç duymak yerine aslında şey devreye giriyor yani, başarısızlıktan öğrenmek. Zaten bizim öyle yetiştiriyorlar, ondan sonra herkes mutsuz oluyor ya. Sen nasıl? Her şeyin en iyisine layıksın, sen her şeyin en iyisini başarırsın. Hayat öyle bir şey değil yani, başarısız da olacaksın. Abi, hani bilmem ne de olacak. Biz inanılmaz, de sanki evet, böyle... Biz hani, sürekli hep evet, başarılı olmak hep zorundayız. Yani öyle hiç bir, hata öyle bir yapma şansımız yokmuş yani. Gibi yani. Evet. O yüzden hep mutsuz insanlar var. Seni sürekli baskılayan bir... Evet, devamlı inanılmaz neyi eleştirsem bilemiyorum gibi bir durum olduğunda aslında bir şey üretmeye de çekiniyorsun ya, sadece eleştirel pozisyonda oluyorsun. Orası bir çıtta konforlu. Orası hem konforlu hem de hiç bitmiyor ya. Orada evet, kalan kalıyor yani. Çok fena. Ben... Ama mesela üzücü değil mi ya gerçekten? Çok fazla insan var böyle çevremizde. Ben de onlardan biriydim yani birkaç sene öncesine kadar. Şey mi, hiçbir şey yapmayıp sadece eleştiriyorsun? Eleştirmek değil de yani bir şey üretmeye çekinmek. Yani neden? O özgüveni kendimde bulamamak. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Evet, doğru. Yani eleştiri okey, sadece şey yani kendim emin olsam isterse 40 bin kişi eleştirsin, umurumda olmaz. Ben kendimden emin değilim ki. Zaten mesele öyle o. Sen kendinden emin olursan, bu arada emin olsan da eleştirecekler. Ortaya muazzam bir şey çıkarttığında da eleştirecekler. Biz çok sevmiyoruz öyle şeyleri. Hani bir de ne bileyim, eleştirinin o anlamda doğru söylüyorsun ama seni de şey, kısırlaştıran bir şeyi var. Neyin? Eleştirinin mi? Evet. Kimin ben eleştirdiği mi önemli? Aynen öyle. Bizi mesela çok fazla eleştiri geliyor biz oradan. Yani işte atıyorum, siz ne yaptınız ki? Siz bir film çeksenize falan. Arkadaşlar öyle bir şey değil yani, bizim işimiz bu. Evet. Çekilen bir filmi yorumlamak. Biz bunun için bir film çekmek zorunda değiliz. Değilsiniz. Filmi bilmek evet, için. Evet. Ve bu eleştiri kültürünü de anlamıyorlar mesela. Hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Evet yani beğenmiyoruz çünkü. Ama siz bazen çünkü bayağı böyle beğenmiyorsunuz. Evet ya, tabii. İnsan yani... bir bozuluyor. Ben bile izlerken böyle şey oluyorum. Yani çok beğenmediler evet, ya. Evet aynen öyle. Mesela beğendiğimizde, inanılmaz beğendiğimiz zaman bu sefer de şey. Evet. Abi ne övdünüz ya şunu? Mesela hani ya istiyorlar ki onların sevdiklerini biz övelim, onların evet, sevmediklerini evet, eleştirelim falan. Peki ilk utancını hatırlıyor musun? Dur ilk bakayım, utandığın anı. Of, kesin annenle alakalıdır bak. Ay çoktur bak, ama. Benim tabii canım, annem beni çok utandırdı. Benim öyle, ben de yani, çok. Hayatım ay, boyunca annemden utanmakla geçti, hala da geçiyor. Çok yüksek sesli konuşurdu mesela. Evet. En büyük özellikle ve çok utanırdı. Evet. Bir de insanlarla konuşma şekli, mesela emir verme falan. Yapardı. Emir kipi müthiş bir kullanım tarzı. Çok utanırım. Çok nefret ederim. Kendi hayatımda da dikkat etmeye çalışırım. Çok utanırım. Burada annemde çok sevdiğim şeyler de vardı ama bunun yani hani. Kadınları hakikaten sürekli burada gömüyoruz ve hiç olumlu bir yerlerini konuşmadık. Yok var ya, olumlu tarafı da çok yüksek. Mesela sokakta kavga görür. Bak istisnasız ayırmaya çalışıyor ya. İnanılmaz. Abi, çocuk ya, o kadar utanırdım ki. Çok iyi. Ya babam mesela da öyleydi. Bize ne ya o kavgadan evet, ya. Ya bize ne ya. Mesela kavgaya bakan insana da hep annem geliyor aklıma yani. Mesela sen öyle misin bilmiyorum bir şey. Şurada kavga, camlar açılıyor deliririm falan. Deliririm ama o bizim Türkiye toplumunda olan bir şey ya. Niye? Var yani. Niye, kavga ne? İzleme var yani. Bu arada bir tek bizde yok. Bence herkes de var o ya. Ben de herkes yok, kavga izler abi. Çok huzursuz bir şey çünkü kavga ya. Bakarsın ya. Ben de yok. Yani. Ben temsilcisi korkup uzaklaşmaya çalışıyorum. Kavganın olduğu yere gitme çabası niye? Yani. Söyleyeceğim, şuyum kavga gördün mü? Bir de dibine kadar girerim biliyor musun? Zoom out, zoom in girerim. Hayır şeyi anlamıyorum. Mesela şurada geçen burada oturuyorum. Datça'da oldu. Çocuklar birbirlerine girdiler. Ben uzaklaşmaya çalışıyorum çünkü beni çok geriyor öyle şeyler. Çocuklar derken yaş kaç? Yaş kaç işte 20-25 falandır en fazla. Bir kız davasıymış, kavga ediyorlar. Ama gürültü koptu yani. Ben uzaklaşmaya çalışıyorum. Böyle gerçekten masada şey oldu. Millet akın oraya doğru gidiyor ama yani. Bir de öyledir ya. Hemen bir laps kalabalık. Beyler sakin. Sakin. Bir de o beyler, insan sakin grubu yalnız. Arkadaşlar. Şu. Beyler tamam. Orada sonra bir tane adam geldi, kavgayı ayıran adam, benim yanımdaki masaya geri döndü kavgaya gidip. Bunlar da yumruk sıkmasını bilmiyor ya. Ha bir de öyle. Biz de zamanında kavga, ne yumruklar pirleri var. Yumruğu yapacaksan sıkacaksın. Böyle konuşma. Çok fenaymış ya. Benim ilk utancım galiba şeydi. Ay çok feci bir andı ya gerçekten, of. Liseler arası tiyatro festivali yapılıyor. Kenterler Tiyatrosu'nda. Yönetmenimiz de Özen Yula, kulakları çınlasın. Özen'e selam. Aynen buradan. Lorca'nın kanlı düğününü oynuyoruz. Ay, sanki ben anneyi oynuyorum. Ben Lorca'dan nefret ederim. Ben de yani hatırlıyor muyum emin değilim. Kendi tiradımı hatırlıyorum bir tek. Abi neyse anneyi oynuyorum ben orada. Bana orada ödül verdiler. Yalan da işte en iyi kadın oyuncuya tekabül eden bir şey o zaman. Ve Yıldız Hanım da izliyordu oyunu. Evet. Ve sonunda kulise geldi kadın. Annem de kuliste. Bütün o İngiliz asaletini düşün. Tamam mı kadının? Dedi ki çok beğendim dedi. Anneme döndüm. Mutlaka kızınızı benim okulumda sınava sokun dedi. Arkadaşlar annemin cevabı, ay Yıldız Hanım ne olur böyle şeyleri Zeynep'in kafasına sokmayın. O anki yaşadığım utancı Allah belamı versin. Yıldız kendini. Arkadaşlar o buz gibi İngiliz Yıldız, kadına. Yıldız Hanım ne öyle? Yıldız Hanım götüme döndü. Yıldız Hanım ne diyecek? Yıldız Hanım uzaylı görmüş gibi baktı anneme yani. Yıldız Hanım muhtemelen Allah belanı versin dedi anneme içimden yani. Onu bile dememiş olabilir. Yani hani bütün zarafetiyle gülümsedi ve yani bizi kendi halimize bıraktı ve ben arkasından Yıldız Hanım beni bıraktı. Beni bu kadından alın. Yıldız Hanım ne olur beni de götürün. Ne olur beni bu insandan ayırın. Abi inanılmaz bir şeydi. Annemden çok büyük, bir de hiç ayrılamıyorsun da. Çok büyük bir utançtı yani hakikaten. O an utandığım kadar of tabii ki milyarlarca an vardır da. Peki utandığın için yapmadığın bir şey olmuş muydu? Tabii. Ben de düşünüyorum. Çok. Onu. Ya mesela. Çok canım. Utandığım için yapamadım. Çok şey var benim ya. Çocukken ama şimdi yok. Sadece şimdi artık mi? Takmıyorum öyle şeyleri o kadar da. Ya benim yapım biraz öyle zaten. Evet. Yani. Sen bir de eleştiriyi çok ciddiye çok ciddiye alıp çok üzülen. Evet. Onu iyi bir eleştiri alınca dünyalar inanmayan, onun olan. Bir de inanmayan, hayır, zor inanan. Dünyalar onun olan ama zor inanan ama kötü bir eleştiri alınca bütün bunların hepsini çöpe atıp bir tek o eleştiriye şey olan bir manyak başak tipim var yani. O konuda yani. Bir çift benziyoruz aslında bende de var. Yani bir sürü güzel şey duymuşsun değil mi? Yani evet. Bir tane de duyacaksın. Bu ne ego yani hani aslına bakarsan garip de bir evet. Kibir yapıyorum. Doğru. Ha, bu arada bu yaptığım şey tamamen mesleğimle alakalı. Ama çok kafaya taktığım zamanlar oluyor. O yüzden şey yapmıyorum artık. Kendimi o konuda eğitmeye çalışıyorum. Çok da okumuyorum yorumları, onları bunları. Peki bir hata yaptın mı hiç mesela seni çok utandıran? Tabii canım çok. Çok fazla. Ben de düşünüyorum şimdi. Çok fazla yapmışımdır ben yani. Ben utanç duygusu ne kadar ağzından düşmüşüm. Hakikaten ama ben bir tek kendimden utanıyorum yani o kadar. Ya şey mi gerçekten? Yapmadıklarımdan falan değil mesela hiç yani. Hiç öyle bir... Ben zor utanırım ya bu arada hakikaten. Hayır ama anlamadım. Şuursuzca bir utanmama mı yoksa hata yapmama kaynaklı mı? Tabii ki şuursuzca bir utanmama. Müthiş. Devam vallahi, et bence böyle. Yani çok önemsememek. Ne kendimi ne gerçekten karşımdaki insanın fikrini yani. Yok ben. Tabii ki çok utandığım anlar olmuştur ama yani kolay değil evet benim için. Sesim. Hayatım boyunca hakaret gördüm sesimden. Hiç utanmadım sesimden. Niye hiç utanasın zaten? Normalde utanabilirdim yani. Evet. Herkes dalga geçti. Küçüklüğümden beri benim sesim böyle çünkü. Evet, yani bunu sigarayla falan alakalı zannediyorsunuz değil. İlkokulda da sesim kalındı işlerimden. Evet. İnanılmaz dalga geçilmiştir mesela. Hiç utanmadım mesela yani. Müthiş. Ya da tavırlarımdan. Ya çok fazla eleştirildim mesela küfür ediyorum erkeksiyim işte, bilmem ne hiç utanmadım. Ben işte öyle değildim maalesef. Ben o konuda çok daha özgüvensiz büyüdüm kendime karşı. Ve haksızlık da ettin tabii ki. Çok haksızlık ettim. Bana bir tane çocuğun teki servisten indim okul servisinden. Büyük ihtimalle laf atmak için yaptı. Bıyıklı dedi bana. Bıyıklı dedi diye eve geldim böyle buralarımı tıraş ettim. Bütün buralarım Zeynep böyle pul pul dökülüyor. Bir hafta iyileştiremedik buraları kız sana kıyamam. Ben öyleydim ama ben başağım yani. Peki başkasını utandırdım mı diyecektim. Mesela bu bende zirve. Ben sevdiğim herkesi utandırmışımdır hayatımda. Ben kimseyi utandırdım. Herkesi. İstisnasız. Onlar ne kadar farklıyız. İstisnasız. Zeynep Erel'i bile utandırmışımdır. Bak 20 yıldır görmediğim arkadaşım burada. Değil mi ben kardeşim? Hiç... Kesin bir Ahmet'e falan bir şekilde bir Bayramoğlu'nda filan. Sen benim mutlaka bir pot bir şey. Çok özendiğim bir insan tipisin. Ay estağfurullah kardeşim. Gerçekten öyle. Keşke biraz bunu yapabilme lüksünü kendimde görebilsem. Ve ben de bir kere yaptım hayatımda ya 1 ya 2. O da çok sarhoşken. En az bir ayım çöp. Yani sonraki bir ayım çöp. Lan? Bu kadar yani anksiyete krizleri ya yaptığımda ne biliyor musun? Yani hani en fazla bağırıp çağırmak işte ne bileyim ben öyle büyümedim. Yani ben tam anlamıyla bu konu çok uzarmış ya. Şimdi düşünüyorum da çok uzar. Evet. Ben hiç kendimde başkasını ama bu benim görmüyorum. Halbuki var. Herkesin birilerini utandırmaya hakkı var. Son yani tabii ki. Herkes ne ki abi utanç. Yani, ertesi gün geçer yani. İşte bende geçmiyor ya. Çok büyük bir şey oldu müddetçe tabii ki. Yani birinin hayatını etkilemediğim müddetçe tabii ki. Ha, o başka o bir kriminal bir sebebiyle. O tabii ki. O kriminal gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani atıyorum birinin hakkını yemek, birine değil, çok ağır yalan söylemek, birinin yalan söylemek öyle. Durumunda bırakmak aynen falan gibi şeylerden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Burada tabii ki işin boy boyundayız. Şimdi Zeynep'e bakınca hatırladım hakikaten. Çok büyük bir utanç bir anım var hakikaten ya. Ay, bana bakınca mı hatırladım? Abi Nazlı diye bir arkadaşım var eski. Olağanüstü. Aa, burada herkes konuyu biliyor. Olağanüstü. Hayır. Bir tek Zeynep biliyorduk. Abi biz Nazlı'ya bayağı işte üniversite hayatımızda bestoyuz, hayiz, huyuz filan. Bestoyuz aynen. Ya. Ve 2 tane çocuktan hoşlanıyoruz. Bunların isimlerini veremiyorum şu an maalesef. Ben verebilirim. Saçmalama hayatım. Nazlı diyelim ki Ali'den hoşlanıyor. Atıyorum şu an. Ben de Ahmet'ten. Ama Ali ile Ahmet'i bir gör. Yani inanılmaz havalılar, tamam mı? Yani ay, Ahmet'in bana ciddiye alıp benimle flört ettiğine bile inanamıyorum ben hala. O yani derece. O da bence yani bir boşluğuna geldi, bir bana yazıyor filan. Bunların ikisi kanka, biz de Nazlı'yla kankayız. Bu arada Nazlı'nın annesi çok yani önemli bir gazeteci. Bunun önemli bir detay bu, yani bunu bomboş vermiyoruz şu anda. Bir tane de bir kız arkadaşımız var. Aşırı kıskanıyor bizi ve o ikiliyle uyuz oluyor bizim beraber takılıyor olmamıza, tamam mı? Niye sen olasın deniyor. Abi inanılmaz kıskanıyor, tamam mı? Uyuz oluyor yani. Biz bir gece, Nazlı'nın annesi dedi ki bu gece çıkamıyorsunuz, 15 tatil. Abi biz bir şekilde mutfak camından laps laps çıktık, çocuklarla buluştuk, tamam mı? Evdeyiz, okey oynuyoruz ve o kadar mutluyuz ki Algı çıldıracağız yani, belli ki sabaha karşı sevgili olacağız yani, inanılmaz. Ay çıldırıyoruz mutluluktan, delireceğiz. Bu arada Nazlı'nın telefonu kapalı, şarjı bitmiş ve ben de böyle bir tam otururken, o zamanlar gizli numara vardır, hatırlarsın. Gizli numaradan müzik dinletilir. Abi çok saçmaydı, evet o var. Arkadaşlar beni gizli numara aradı ve biri şarkı dinletiyor ve nasıl amele bir şarkı. Ve bu arada o hoşlandığım çocuk böyle kulağını dayadı. Ben çocuk duymasın diye kapattım hemen. Ve telefonla kapattım. Yani aman o şarkıyı duymasın diye. Çünkü havalı bir şarkı değil yani. Abi neyse kapattım. Bizim ikimizin de telefonları kapalı. Kanki ve unutmuşuz bunu. Gerizekalı. Arkadaşlar aradan 2 saat geçti. Nazlı'nın hoşlandığı çocuğun telefonu çaldı. Açtı çocuk. Ha efendim dedi, o kız arıyor. Konuşuyorlar. Bir noktada çocuk döndü bize böyle yaptı bak. Kızlar dedi, anneleriniz sizi arıyormuş dedi. Çok rezalet. Bakın, Nazlı senin annen dedi karakola gitmiş, şu anda sokağa çıkmış dedi. Zeynep senin annen de ortalığı ayağa kaldırmış. Lütfen hemen gider misiniz dedi. Çünkü Nazlı'nın annesi devreye girince çocuğun el ayak titremeye başladı. Yani çünkü gerçekten çok güçlü bir gazeteci dönemin. Ve çocuk asla bir gazeteciyi karşısına alabilecek bir mesleğe sahip değil kanki. Algı bir paket edip kapının önüne koydu. Sana anlatamam yani. Ve Nazlı'nın o şey dediğini hatırlıyorum. Bu arada o zamana kadar inanılmazız yani, çok kibarız. Çok güzel, çok hoş. Birbirimize lan bile demiyoruz. Böyleyiz. Kokuş ve Nazlı'nın bir anda o özümüze döndüğümüz o ve çocuğun Nazlı'ya şu bak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bizi bayağı paketlediler. Çantamızı elimize verdiler. Kapının önüne koy. Ve bir daha yüzlerini bile görmedik tabii ki. Niye? Baby görüşmediler bizle. Niyesin? Abi. Bir daha aramadılar tabii ki. Arayacak yüzümüz de kalmadı. Ah, muhteşem bir hikaye. Maalesef be hayatım. Onlar da o vizyonlardı. Üniversite 1. sınıfa giden kızlarla kimse uğraşmak istemedi. Ben olsam var sırf bu yüzden. Tabii ki, müthiş hikaye. Tabii ki o kızın hayatını kaydırdık biz sonrasında. Yani çünkü o kadar pislik ki yani. Hani, ya bir dakika Zeynep'i versene ya telefona deyip bunu bana da söyleyebilir yani. Bunu yapmıyor yani, düşün. Allah Allah. Evet, çok garip değil mi? Bak şöyle söyleyeyim, nerede olursan ol, çöpte de olursan ol, şeyde de ol. Yani ne bileyim çok güzel bir yerde de ol. Sen iyi bir şey yapmaya çalış kafasındayım. Çünkü bu ülke öyle bir ülke. Doğru. Sen elinden geleni yap abi. Çünkü yani senin dışında, sen işini yap. Senin dışında bir sürü dinamik dönüyor. Yani sen onların hepsine, ben de çok isterim ki her anlamıyla muazzam işlerin içerisinde olayım ama yani her anlamıyla muazzam bir iş çok az. Arkadaşlar utanacağımız garanti yani. Yani bari hani ben artık... Utanç garantili bir ülke burası. Utanç garantili. Ben artık şöyleyim yani hani bari ben kendi yaptığımdan emin olayım da ne yapayım işte, senin gibi arkadaşım diyecek ki Algı yapmış yapacağını. Evet, bu ki olmuş diyecek tabii yani. Ama şunu asla yapmam. Bulunduğum şeyden ötürü kendimi düşürmem. Bak onu öğrettim kendime. Bu bence müthiş bir çaba sarf ettim bunun için. Ama durum ne kadar kötü olursa olsun ben kendimi ayakta tutmayı öğrendim. Bak bu konuda master yaptım. Çok yani iyi. İlk başlarda çok çöküyordum falan. Hiç umurumda değil. Şeyden bahsediyorsun yani, senin dışındaki dinamikler. Her şey sıçabilir. Okay. Okay. Ben kendimi korumayı öğrendim. Ay harika. Yani. Aynen. Harika. Sen ama... deli misin? Kanki deli misin? Bu hiçbirimizin yapamadığı bir şey. Ben yapıyorum. Çünkü sen o çevrendeki şeylerin ağırlığını da üstünde taşırsın ister istemez yani. İşte onu gereksiz bir şekilde. Burada özel hayatımla ilgili demiyorum. Özel hayatımda anladım, mümkün değil onu yapamam. Tabii hiçbirimiz yapamayız. Ne alaka? İş hayatımda bunu yapmayı öğrendim. Yani manyak bir yönetmen olabilir, kötü bir dekor olabilir, iğrenç bir oyuncu partnerin olabilir. Ben kendimi ayakta tutmayı öğrendim yani. Çünkü ben mükemmel. Peki bir şey. Allah'tan böyle şakalar yapabiliyoruz. Kendimizi haftalardır gömdüğümüz için. Çünkü yani bana bir şey olmaz. Arkadaşlar şey olmaz. Unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz. Yani onu sakın unutmayın. Ay bu çok bak çok garip bir şey bu ya. Bak şimdiki soru. Bu işte bak bu tüm o kendi kimliğinden, varoluşundan filan o öz utancın en altında yatan ay çok trajik bir sebep. Ne? Senden utanan biri. Hı. Kendinden utanmana sebep oldu mu? Ay çok ağır. Bir dakika ne de senden ben senden utandığım için kendinden utanıyorsun. Çok kötü. Ben genelde aileler evet. Eşcinsel çocuklarına ve işte evet. Transseksüel çocuklarına genelde evet, bunu yaşatırlar yani... ya. Yani ortada hiçbir şey yoktur kişinin kendisine utanacağı. Kesinlikle. Ama aile ve çevre ona öyle bir utanç baskılar ki bir dakika lan bende bir gariplik var dersin. Ama işte yani heteroseksüel kimliğin dışında olduğun herhangi bir cinsel kimliğe sahip olmak doğru mu? Doğru tasvir ettiğimi düşünüyorum. Bilebilir. Bu utanç kaynağı sayıldığı için temel insan hakları konusunda bayağı sınıfta kalıyoruz. Çok yani. Sınıfta kalıyoruz yani çok üzücü ama gerçekten öyle. Şimdi ben ne yapayım buradaki hiçbir şeyi methederek bunu söylemeyeceğim. Bir şey durumu oluyor ya siz de hep şeyi methediyorsunuz. Yani met hayır ama arkadaşlar, yani haklarını savunuyoruz, varoluşlarını. Yani. Methetmiyoruz bir şeyi. Heteroseksüelliği methetmediğimiz gibi eşcinselliği de etmiyoruz. Bir yani. İnsana yapabileceğiniz en kötücül şeylerden bir tanesi onun varoluşunu inkar etmesini istemek. Yani şey. Bu ne demek ya? Arkadaşlar güçlü bu ne demek? Öyle bir şey yok. Manyak yani, sakın. Bir insan bir can yani nasıl diyeyim şimdi bak bu çok özel ve intim bir konu olduğu için ben yaşamadım. Bak benim ailemle ilgili büyük sıkıntılarım var ama ailem bana cinselliğimle ilgili ya da cinsel kimliğimle ilgili hakikaten çok düzgün davrandı. Oha müthiş. Gerçekten çok şanslıyımdır. Yani eşcinsel olsam mesela ne tepki verirdim? Hiç anne? Sıfır. Oha, benim annem müthiş. Var ya beni böyle sırtında taşırdı. Oha yani. Müthiş. Kesinlikle inanılmazdı o konularda. Benim annemin ve ben 6-7 yaşındaydım bir transseksüel arkadaşıyla tanıştığımda annemin. Yani... Arkadaşlar coming out yapamamış bütün kardeşlerime sesleniyorum. Utanacak hiçbir şeyiniz yok. Bunu size yaşatan insanlar utansın. Aynen öyle. Hiç, onu hiç kafanıza takmayın. Güzel abi. Evet. Gerçekten. Hiç valla değil. Vay! Biz niye bütün programları seyircili yaptık? Ay eskiden yapıyorduk işte ne güzel. Bak hep böyle gizemler falan da oluyordu. Biz Araf'ta burada ondan sonra gelelim o zaman. Ama çok değiştiriyor arkadaşlar, ya. Arkadaşlar inanılmaz beğendiniz. Bambaşka bu arada şey. Hakikaten oraya girelim. Cansın ve Umutcan diye o kadar olan ya. İki insanla tanıştık ki burada. Bize evlerini açtılar arkadaşlar. Evindeyiz. Tanımayız etmeyiz bize evlerini açtılar. Tanımayız etmeyiz. İçeride kablo arıyorduk en son öyle. Evet, aynen. Burada böyle hırsız gibi üçlü pirza arıyorduk. Ya ben utandık artık yani sizin bir dakika. Sizin de eviniz. Arkadaşlar ışığını kırdık insanların. Işığını kırdık, üçlü prizlerini çaldık. Cansın'ın inanılmaz bir butiği var. Onu daha sonra paylaşacağım. İnanamayacaksınız. Kafayı yiyeceksiniz arkadaşlar. Kızın üzerindeki her şeyi emcürmek istiyorum şu an. Çok zor duruyorum. Emcür. Emcürmek istiyorum. Böyle emyüklemek istiyorum. Kızın üzerindeki her şeyi şu an. Emzo. Peki pot hayvanlarca kırıyor. Ben de. Ama sen beni... Sol şeritten kapatıp kırarım böyle sola yatırır sağdan. Ben de çok yaparım. Ölümüne. Ben rezalet yaparım ama seni de... Yani ben seni çok... gördüm benden. Gördün değil mi? Ha? Ben felaket pot kırarım gerçekten biliyor musun? Bir de ben anlamıyorum pot kırdığımı çok uzun süre. Asla anlamam yani tabii gerçekten ki. Anlamıyorum. Birilerinin bana yani gerçekten şöyle falan yapmadı. Hani ben... Algı! Uyan falan. Ben de öyle. Bazen bilerek yapıyorum. Pot feci bir şey hakikaten ya. Bende de çok hiç şuur yoktur o konuda bende. Laps laps girerim yani. Tabii canım. Bir de bak mesela Datça'yı madem başladık. Datça'da herkes birbirinin akrabası ve çok küçük. Aa, gerçekten öyle. O yüzden biriyle birini konuşurken çok dikkat etmen gerekiyor. Aşırı pot kırıyorsun. Çünkü konuştuğun insan onun eniştesi çıkıyor. Öbürü teyzesi çıkıyor. Ona bir şey diyorsun. Kimle ne konuşacağım? Geçen gün şöyle bir şey yaşadık Hasan'la vapurda. Ay korkunç bir andı gerçekten bu arada. Ay bu arada bebişler. Ay arkadaşlar burası nasıl bir ortam ya? Gerçekten öyle ya. İnanılmaz bir ortam. Bak saat kaç olmuş bebek ayakta. Ay saat 1 oldu artık. Sen bir anasın ya. Ay de tanımaz etmez kadın. Arkadaşlar geçen bir şöyle bir şey oldu. Kabataş sahilde oturuyoruz Hasan'la, muhabbet ediyoruz. Telefonda böyle fotoğraf çektim yalandan gün batımı ve telefonu böyle koymuşum. Ve telefonu orada unuttum. Kabataş sahilde. Ve içindeki arkadaşlarımın işte atıyorum silikon yaptırmış bir arkadaşım öncesi sonrasını atmış onun memeleri. Benim zamanında manitaya attığım nude'lar yani fotoğraf yani albüm çılgın atıyor. Yani ve onun tribiyle aklımı kaybediyorum sandım ve vapura binince hatırladım. Ve Kadıköy'e gidiyoruz. Abi Kadıköy'e gittik. Aynı vapurla da geri döndük. Ve bir koşuşumuz var Algı oraya. Yani hiç umudum yok gerçekten telefonun orada olduğuna dair ama belki %1 şans. Ter içinde gittim abi inanılmaz bir şansla. Kanki gölgede kalmış. Burası siyah ve burada duruyor. Yani. Almamış. Telefonu aldım ve bu arada vapurla karşıya geçerken panik içindeyim. Karşımızda da bir adam oturuyor ve gerçekten her halinden, saç telinden tırnağına muhafazakarlık akıyor adamdan. Yani her yerinden. Piçit böyle bir hani İslamcımsı gibi. Cısı light. Belli yani. İslam anlıyorsun light. Artık gözüne baktım anlıyorsun. Abi neyse ben çantayı döktüm. Arıyorum Allah'ım telefonum yok çıldıracağım döktüm. Hasan orada dur panik yapma falan. Tam böyle bu arada neyse toparladık. Kıyıya yanaşacağız. Şimdi bak böyle bekliyoruz tamam mı? Böyle bekliyoruz hadi insin de bir an önce yapayım diye. Kanka adam karşımda oturan elinde benim sütyenim. Ne? Böyle geldi. Masada onu dursun. Ne? Adamın elinde. Bu nasıl saçma bir hikaye? Kanka bütün çantayı dökmüşüm. Onu orada unutmuşum. Hayır telefonunu unuttun ya sütyeni vapurda. Sütyeni vapurda unutuyormuşum evet. Ve adamın onu bana bir verişi var. Yani şu bak şu. Yani hay Allah. Bunu da unutmuşsunuz. Derken. Ve adamdan o kadar utandım ki o adamın elinden o dantelli sütyeyle bir çekişim. Hani bir insan neden vapurda sütyen unutur ya? Beni annem 13 yaşında falan Uludağ'a şeye gönderdi kampa. O zaman öyle şeyler vardı hatırlıyor musun evet, bilmiyorum. Tabii ki. Böyle 7-10 kişilik öğrenciyiz. Bir de başına birini getiriyorlar. İşte kayak yapıyorsun. Bir şey falan eğleniyorsun. Son günde akşam yemeği böyle parti falan. Ama o seçilen insanlar genellikle şeyler yani çocuk psikolojisini falan biliyor. Çocukları oynatıyor. O oluyor bu oluyor ya işte ne deniyor onu bilmiyorum. Pedagog. Pedagog da değil ama pedagogumsu öğretmen. Güzel gibi. Rehberlik. Rehber falan. Adam hepimize oradaki hediye dükkanından birer gül almış. Bütün işte o gruba katılan Uludağ seyahati boyuncaki bütün insanlara birer gül. Ama böyle bakıyorsun gül meğerse aldığı yer, ben hiç o adamın utanmasını ben unutmadım hayatım boyunca. Biz böyle aldık gülleri abi bize hediye diye. Gülün böyle yaprak kısmını açınca G-string oluyor. Kırmızı. Aa böyle bir şey olamaz. Aa ama be hocam siz pedofili mi? Aa. Zeynep 13 ile 15 yaşındayız ve bütün yemek masasında herkes biri kafasına geçiriyor. Oğlum böyle bir şey olamaz. O ne demek ya? Hocam siz ama aa yani adam şey ya hediye dükkanından almış onu bilmeden. Ah hocam ah keşke o gülü bir açsaydın. Ya bütün okul yani herkes adama yüklendi. Ben adamın o utanmasını gerçekten bilmeden almış. Bir şirinlik yapmak istemiş ama sıçmış yani. Ah hocam yani, ne kadar iyi niyetine sağlık be hocam. Ay ağlam benim annemler falan günlerce o adamla gidip uğraş işte pedofili mi bu? Ama çok haklılar abi bende felaket trip olurdu. Ya sen ama pedofili olsa yani gerçek bir pedofili sence böyle bir şey yapar mı? Yani bilemiyorum ama gerçekten ben yok annenin trip olmasını anlarım ya. Ya ay Allah'ım neler diye. Peki Algı utanç duygun bir günlüğüne yok olsa Ailemdeki bugüne kadar hesap soramadım. Asaf, bunu utançtan mı yapmıyorsun ki? Yo. Evet, utandığım için. Yok, utandığım için de. Ay ben hemen bir konser falan veririm mesela. Ne olacak? Utanç duygum yok. Utandığın için mi konser vermedin? Evet. Tabii ki. Yoksa efsane konser verirsin. Hayvan akarım. Hayvan akarım. Bilmiyorum ya, çok zor bir soru bu. Yani utanç duygum kaybolsa hakikaten zor. Hiç düşünmedim daha önce. Ya. Bunu yorumlarda yazsanıza. Bu haftanın sorusu bu. Hadi siz yazın, aynen. Bu haftanın sorusu bu olsun arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Utanç duygunuz bir saatliğine yok olsa ne yapardınız? Utanç duygunuz olmasa ne yapardınız? Kesin neler yazarlar şimdi var ya. Seni yerim, dedeni yerim ya. Dedeni yerim. Bir şey söyleyeceğim. Getirsenize. Onu da alsanıza yayına. Getirsenize hakikaten. Arkadaşlar. Mesela utanç duygusu sıfır. Arkadaşlar, Likya is the new Can Bebe. Can Bebe'nin beşik kertmesini buldum burada. Açacım nasıl ama sana Datça'dan güzel kız buldum. Ya bu nedir ya? Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Likya ne demek ya? Likya, yemin ederim Datça'ya geldik, isimlere bakın. Thorlar, Odinler, işte Likyalar. Mitoloji veriyoruz size. Peki Likya'cığım, burada mutlu musun? Okey misin burada? Tamam mısın? İyi misin? Müthiş. Gel. Dünyanın ya beraber oturalım şey. Gel. Evet. Algı. Çok güzel değil misin ama ya? İnanılmaz bitik. Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz. Zeynep'in şeyi. Hadi yapalım mı? Yapayım. Ha kıza yapayım hakikaten. Gel kıza yapıyorum şimdi. Arkadaşlar hadi, başlıyoruz. Bir, kadim hareket geliyor. Ay sesim de çok. Evet. Çorabı çıkar bir tanesi. Ay peyle bir şey olamaz. Resmen sesim incelmiyor şu an. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Çok affedersin. Tamam Likya'cığım. Aşkım. Yere mi koyayım? Yanına koy. Ha yanıma koyayım peki. Yere koy ne lan dedim ben. Yere koyuyorum çocuğu da. En çok hangi tip insanlar adına utanırsın? Bana çok olur. Of, ikinci el utanç bana hep olur. Başkası adına utanmak ya. Hep olur. Mesela büyük büyük çıkışlar yapan, anlamsız sinirle bağıra bağıra şeyler anlatan insanlara inanılmaz gülerim. Ve çok utanırım onlar adına. Televizyonlarda görüyoruz ya. Sen de öyle değil misindir? Sen de öyle değil misin? Mesela bir şey söyleyeceğim. Mesela televizyonda Fatih Tezcan var, biliyor musun? Mesela ben onun adına çok utanırım hep. Likya. Aynen. İşte doğru tepki ya. Arkadaşlar Fatih Tezcan dedim ve tepkiye bakar mısın? Peki kimin adına utanırsın hakikaten en çok ya? Of ne? Benim çok var abi. Nasıl yani? Oğlum televizyonda izlediğim herkes adına utanıyorum ben mesela. Yani sırasıyla dizisinden haber programından. Çok teşekkür ederim Zeynep. Ay seni hiç televizyonda izlemedim ben Algı maalesef. Ya yok, şaka yapıyorum zaten de çok var, çok oluyor canım. Yani bana çok oluyor ama yani o da bir şey ki. Yok arkadaşlarımdan da utanırım ya ben. Ay ne yapmış ya burada çok fena diye. Var tabii. Bu şey şiirlerini okuyan oyuncu arkadaşlarımdan. Ah, Deniz vardı. Deniz vardı. Yapraklar vardı. Sen vardın. Ben vardım. Ben okay. Şiir bu. Arkadaşlar şiirin sonuna geldik. Sen vardın. Ben vardım. Ben vardım. Anlama bakar mısın ya? Peki. Son sorumuz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Buradaki tribünü de kapatıyoruz. Zaten büyük ihtimalle. Zaten büyük ihtimalle. Ay her güzel şeyinde bir zaman. Kimleri utanç duygusundan arındırmak, kimlere utanç eklemek istersin? Çok güzel soru. Çok güzel soru. Evet, şu bu bilmem ne. Başlıyormuşuz gibi isimler. Doğru. Mehmet, Ayşegül, Can, Dilara, bunların bir utanç duygusunu şey yapmak istiyorum. Bu ne ya? Bu nasıl bir program? Gerçekten bu nasıl bir program? Arsızlara ya, arsızlara. Hırsızlara, dolandırıcılara. Arkadaşlar, derneklere, vakıflara, şahıslara. Yaz gazeteci, yaz. Arkadaşlar, onur haftamıza. Bu bizim son programımızda. Hep arkadaşlar, kadınlar günümüze saldıran polislere utanç vermek istiyoruz. Onur haftamıza saldıran polislere utanç duygusu vermek istiyoruz. Arkadaşlar, harika bir programdı. Niye? Datça'dayız 1, yan yanayız 2. Başkan ağırladık 3. Bu kadar güzel bir evi bize açtılar. İnanılmaz bir evde çekim yapıyoruz. Başkanımız geldi. Çok süperler. İnanılmaz bir ekiple birlikteyiz burada. Evet. Çok iyi hissettik ve çok güvende hissettik tabii ki herkesle birlikte. Aynen. İlk konuğumuzda yani arkadaşlar inanılmazdı bizim için. Biz çok mutluyuz. Çok. Hakikaten mutluyum. Süper oldu. Artık bundan sonra Zoom'a devam mı maraba gibi? Ne tatsız. Ne tatsız. Bir şey söyleyeyim, hiç olmuyor. Ay ya. O web oradan o ekrandan devam edeceğiz. Çok tatsız olmuyormuş ya. Yani hakikaten bu olmuyor yani. O zaman herkese arkadaşlar Onur haftanız kutlu olsun hepimizin. Çok sevgiler, saygılar, hepinizi öpüyoruz. Bay bay.